Beni aradı, dedi ki abi bizim dedi 7 yıldır çocuğumuz olmuyor. Buna da bir çare var mı? Var inşallah. Hayıt, kadın otu. Hayıt. Şu hayıtın çiçeği. Bununla ilgili Almanya'da klinik araştırma, Marburg Üniversitesi sadece bir üniversite 33 bayan üzerinde klinik araştırması yapmış. Kadın doktorların asla çocuğu olmaz, kısır dedikleri hastalar üzerinde denenmiş. Hepsi normal yollarla hamile kalmış. Klinik araştırması var. Hayıt. Hayıt otu. Hayıt. Tohumu. Karabiber gibi tohumu var. Tohum. Karabiber tohumu gibi meyvesi. Küçük küçük. Dedim ki problem yok. Zaten klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Ben bir şey söylüyorsam klinik araştırma yapılmışsa söylerim. Klinik araştırma yapılmıyor. Bir konuda konuşma. Evet. Peki dedi. Bayan da denemeye başladı. Aa, maşallah şimdi bir kızları var. Allah bağışlasın. 6, 7 yaşında Elif. Maşallah. İsmi de Elif. İsmini ben koydum. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Evet. Peki şimdi bu ginsengle ilgili de çok etkili olduğu söyleniyor. Ginsengi nerelerde evet, kronik kullanabiliriz? Yorgunluk sendromuna karşı şimdi ginsengin birçok türü var. Sibirya ginsengi, Amerika ginsengi, efendim Kore ginsengi, Japon ginsengi bu. Ginseng şayet Kore'de en kalitelisi Kore'de yetişir. Mesela 3 yıl kaldıktan sonra ginseng sökülür de topraktan çıkarılır, işlenirse bu kalite bakımından düşüktür. Beyaz ginseng. Şayet 6 yıl, 7 yıl bekledikten sonra kökünü çıkarır, temizlenir, bundan damladıracak kapsül yapılırsa bunun rengi kırmızımsı olduğu için kırmızı ginseng denir. Ama bazıları böyle cambazlık yapıyor. Kırmızı ginsengde mesela bazı kökler çıkarıldığında çamur gibi böyle onu yıkıyorlar. Kuru kuruması zor, bozulur, çürür diye kaynatıyorlar. Ondan sonra kurutuyorlar. Bu da kırmızı bir renk alıyor. İşte bu kırmızı kaynatıldıktan sonra kurutulan ginseng yani bu hakiki kırmızı ginseng değil. Çamur gibi olan, çöpe atılması gereken ginsengden kırmızı ginseng elde ediyorlar, kırmızı bir renk aldığı için. Oysa hakiki kırmızı ginseng nedir? En az 6 yıl bekledikten sonra çıkarılan ve güçlü, sağlam olan ginseng. Kırmızı ginseng. Bunun birleşiminde, kırmızı ginsengin birleşiminde ginsenzoidler denen etken madde var. Ne yapıyor? Hücrelere, dokulara, organlara oksijen akışını hızlandırıyor. Oksijen akışı hızlanıyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları, metabolizma yavaşlamasına karşı 10 numara. Bununla ilgili klinik araştırmalar var elimizde. Yüzlerce klinik araştırması var. Evet. Binlerce insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Herhangi bir yan etkisi yok. 10 bin yıldır ginseng bilinen, kullanılan bir... Evet, kullanılıyor.